İkramu zişşeybe fil İslam ve hamilu kitabillah ve hamilul ilm men kâne min sagirin ev kebir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el ashab, etvalar, rıdvanullah teala aleyh mecmain efendilerimizin bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyh mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin hazırlığın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğme, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mümin-i münaat, tüm geçmişlerimizin rivaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün min tevkir celalillah. Üç şey vardır. Bunları bir kimse yaparsa Allah Zülcel Hazretlerinin celalini yüceltmiş, ona tazim etmiş olur. Onun sıfatlarına, azametine uygun iş yapmış olur. Evet. Nedir o üç şey? İkram-ı zişşeybe fil İslam. Bir mümin İslam'da, imanda ihtiyarlamış. Saçı sakalı ağarmış. Bu yaşlı saçı sakalı ak müminlere ikram etmek Allah'ın celaline tazim etmektir. Evet. Böyle yaşlı saçı sakalı ağarmış müminlere hizmet etmek Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmek demektir. Çünkü Nuh Aleyhisselam en uzun ömürlü peygamberlerden birisidir. 950 sene peygamberlik yapmış. 40 yaşında peygamber olmuş. 60 sene de tufandan sonra yaşamış. Yani 1050 sene yaşamış. Adem Aleyhisselam 1000 sene yaşadığı söyleniyor. Bu yaşlıların piri Nuh Aleyhisselam sayılır. Hani öyle marangozların piri işte şu peygamber, efendim tüccarların ki şube deniyor ya, yaşlıların piri de Nuh Aleyhisselam sayılır. Yaşlılara saygı gösterirseniz, yardım ederseniz öyle diyor alimler. Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş gibi olursunuz. Mesela adam yaşlı, yolun bir tarafından karşı tarafa geçemiyor. Hızlı yürüyemiyor, yaşlı, ama onun koluna girip karşı yola geçirivermek büyük hizmet, Nuh Aleyhisselam'a hizmet sayılır. Bunun gibi daha basit görünen yaşlılara saygı, ikram. Evet, bazıları da tam aksini yapıyor tabii. Otobüste yaşlı kimselere saygı göstermek, yer ikram etmek insanlık gereği, aynı zamanda dinimizin emri. Ama delikanlı böyle şeylerde hiç bu tarafta bezi yok. Kafasını yola dikiyor. Görmezlikten geliyor. Yaşlı orada yazık. 80'lik böyle ayakta. Bunlar yanlış şeyler. Mümin yaşlılara ikram eder. Müminlerin yaşlılarına ikram etmek, Nuh Aleyhisselam hizmet etmek, aynı zamanda Allah'ın celalini tazim etmektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkramda bulunacaksın yaşlılara. Evet, İslam'da geçirmiş ömrünü. Ve hamil kitabilde. Evet, burada bir şey daha söylemek isterim. Evet, sakal görmek farzdır diyen var hocalardan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sakalını kesmemiş. Efendimizin devamlı hiç ara vermeden yaptığı şeyler farzdır diyor bazı fukaha, bazı alimler. Sünnettir deniyor da genelde, ama bazı amirler böyle söylüyor. Tabi böyle olunca sakalı kesmek haram oluyor. Ve mesela bunlar öyle sıradan adamlar değil. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Molla Hüsrev kitabında
sakal kesenlere çok ağır laflar ediyor. Fıkıh kitabında, Dürer'de, kenarda, Şürünbilal'de var bu söylediklerim. Çok ağır laflar söylüyor. Yahudi'ye benzetiyor. Öyle ağır söylüyor. Ben aktarıcıyım. Bana elçiye zeval olmaz. Şimdi sakal bırakmak normal bir yasak yok. Asker değil, polis değil. Hani onların tüzüğünü yönetmeninde yasak mı var bilmiyorum. Öyleyse bir şey yok ama serbestsiniz, bir problem yok. Ama yaşınız varmış 60-70, hala cas cavlak duruyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Allah ak sakallı, az saçlı mümine azap etmekten haya eder diyor. Peygamberimiz böyle bir şey var. Evet, Allah Erhamur Rahim'indir. Bu yaşlı mümine azap etmekten, sıkıntı vermekten haya eder diyor. Kabir azabından kurtarır diyor. Böyle hadisler var. Hiç olmazsa bu müjdeyi yakalamak için sakal bırakın, beyaz saçlı olun. Çünkü artık her zaman insanın ölümle karşı karşıya da, ama genelde yaşlılar ölüyor biliyorsunuz. Böyle yaşlı kimselerin, müminlere söylüyoruz tabii, böyle beyaz saçlı, beyaz sakallı olmaları böyle bir müjdeye ermelerine sebeptir bizden söylemesi. Evet, yaşlıları ikram etmek Allah'a, Allah'ın celalini tazim etmektir. Öyle saygı duyulacak yaşlılara. İkincisi Allah'ın tazim etmek, yani bunlar. İkincisi hamilili kitabillah. Evet, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, hafız olmuş, hükümlerini, manasını da biliyor. Böyle alim kimselere ikram edeceksiniz. Evet, benim dedemin vasiyetini gördüm. Yani 1000 senelik aşağı yukarı kitap, baktım hafızı Kur'an olanlara tazim edin, vasiyet yazmış. Dedim tazim Allah olur ya, bu ne biçim vasiyet? Gençlik dönemimde. Ha, sonra anladım ki bu tazim onun etine kemiğine değil, kalbindeki Kur'an'a. Burada da bakın bu hadise uygun. Evet, böyle Kur'an hafızı, Kur'an'ı ezberlemiş, Kur'an hafızı olmuş, manasını da biliyor. Böyle hameli Kur'an'a, hafızlara ikram etmek, saygı göstermek Allah'ın celalini tazimdir. Ona tazim sayılır. Efendimizin hadisi bu. Ve hamilil ilm, ilim sahiplerine de aynen saygı duymak. Tabii burada kasıt insanların yararına olan ilim sahipleri. Yani burada Kur'an'ı ezberleyen dedikten sonra ilim sahipleri demiş. İlmiyle amil olacak. Bir, tabii mümin olacak, Müslüman olacak. İlmiyle amil olacak ve hedefi insanlara hizmet olacak. İnsanlara hizmet sadece hadis okumakla olmaz, ayet okumakla olmaz. Şu gözlüğü yapan adam mümin olsa, ben bak okuyamıyorum yazıyı, bu da hizmet. Bu ışığı, elektriği icat eden mümin olsa, bu da insanlara hizmet. Adamın kastı ben şöhret sahibi olacağım, en zengin adam olacağım değil. İnsanlara hizmet niyeti buysa, işte bunlara da böyle ilmi insanlara yarar düşünen yaşlı ilim sahibi, hafızı Kur'an olanlara ikramda bulunmak, saygı göstermek Allah'ın celalini tazimden ibarettir. Ve şimdi diyor ki yaşlı dedim ben, hadisin devam varmış. Men kâne min sagîrin ev kebirin. Kur'an hafızı olan kimse, ilim sahibi olan kimse, yaşlı olsa da küçük olsa da aynıdır. Onun ilmine, onun hafızasında olan Kur'an'a saygı olduğu için böyle alim, hafızı Kur'an olanlar genç olsa da, alim olanlar genç olsa da, ilmiyle amil genç olsa da, onlara tazim, saygı göstermek
Allah'ın celaline tazimdir diyor Peygamberimiz. Toplum arasında ilişkilerde çok muazzam bir prensibi koymuş oluyor. Evet. Ak saçlı, ak sakallı ihtiyarlara tazim, hafızlara tazim, alimlere saygı, ikram, tazim, genç olsun, ihtiyar olsun, ilim sahiplerine saygı, Allah'ın celalini tazimdir. Evet, diyor Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Evet, selasün mine's sünne. Bu bahsettiğim hadiste tabii şimdi herkes bunu bilmeyebilir ama bir gelenek var memleketimizde. Yaşlılara saygı gösterilir, eli öpülür. Adetimiz o. Evet, ama bu şeylerde yok, Hristiyanlarda. Efendim, Amerika'da bir Türkiye'den gitmiş, orada çok büyük zengin olmuş ama mümin, musalli, hanımı örtülü, bizi çağırdı, gittik Philadelphia'da. Adam oranın bir numara zengin olmuş maşallah ama imanını, Müslümanlığını kaybetmemiş. Oğlu orada doğmuş, kızı orada doğmuş. Babam Müslüman, mümin, milliyetçi, milliyetini de unutmamış. Oğlunu çağırdı. Dedi, bak Türkiye'den muhterem bir hoca gelmiş, elini öp dedi. Amerikan kültüründe el öpmek yok. Saygı, ihtiyarla saygı yok. Kapıda durdu oğlan, öyle görmüş, öyle okumuş. Güldü böyle, hihi filan dedi. Adam başladı ağlamaya. Bak hocam, ben namaz kılıyorum dedi. Hanımımı örtülü görüyorsun. Ama Amerikan eğitimi dedi, oğlum elimden aldı dedi. Orada gelip de hoş geldin demedi yani. Kapıda durdu böyle. Kültürleri öyle onların. Ama elhamdülillah bizim memleketimizde şu hadisi bilmez ama adam yaşlılara elini öpülür, değil mi? Saygı gösterir. Genelde bu hava vardır. Arada böyle yozlaşmış olanlara siz de duyuracaksınız. Kalk diyeceksiniz. Bu yaşlıya yer ver, koltuk ver. Bu saygıya yardım et. Bu yaşlıya saygı göster. Bu bakın hadis, dini bir emir. Efendimizin şeysi. Bu bizim Müslümanların güzel adetlerindendir. Evet, selasün mine's sünne. Evet, üç şey sünnettendir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur, adetidir. As-salatu halfe kulli imam. Her imamın arkasında namaz kılmak. Şimdi bazı ham sopular var. Camiye gidiyor. İşte adamın diş dolgusu var filan diye imama uymuyor. Cemaate gelmiyor. Evet. Şimdi halbuki fıkıh açısından diş dolgusu yapılabilir. Şimdi bu fıkıh kitaplarında eliniz yaralandığı zaman sargı sarabilirsiniz. O sargının altında kan var, cerahat var ama sarmışsınız. Bunun sargı çözerseniz zararlı, öyle deniyor. Çözmeden abdest alabilirsiniz, üstüne mesh edebilirsiniz. Yıkayabilirsiniz, yıkamak zararlıysa mesh edebilirsiniz. Bu var. Dişin şeysi de, yarası da çürük. Onu orada çürüğü alıyorlar, temizliyorlar. Onun yerine eline sargı bezi sardıkları gibi bir bazı karışımlardan ibaret bir şeyi dolduruyor, sabitleştiriyor doktor. Sargı yani, yara sargısıdır. Bir yaradır diş çürüğü. Dinde, fıkıhta kolunuza sardığınız sargıyı çıkarmadan mesh ederek, üstünden yıkayarak abdest geçerli, gusül geçerli oluyor da diş dolgusu niye olmasın? Ama işte bu adamın diş dolgusu var diye imamlara uymayan hamsopular var. Evet. Şimdi adam mesela şimdi maalesef birçok imamlar var. Bıyık da yok, sakal da yok. Halbuki Peygamberimiz arz ettiğim gibi sakala farz diyen fakih var. Bunlardan biri de Molla Hüsrev'dir, büyük alimdir.
kaç yüz sene Osmanlı medreselerinde kitabı okunmuş. Öyle muazzam bir adamdır. Farz diyor. Bazı adamlar sünneti müekkededir diyor. Din de güzel bir şey. Sen imamsın, hocasın. Yasak yok, bir şey yok. Niye sakal bırakmıyorsun? Hele bir de bıyıksız olan hocalar var. Ben bunu akıl edilemiyorum. Bilmiyorum niye istinaden bunu yapıyorlar. Her neyse. Çok güzel okuyor. Görevli imam. Bunun sakalı bıyığı yok diye uyumamazlık etme diyor. Peygamberimiz diyor ki her imamın arkasında görevli, bu adam güzel fıkıh bilgisi var mı? Güzel Kur'an okuyor mu? Görevli mi camide? Onun arkasında namaz kıl. Halfe külli imamin. Bu adam mesela farz desek sakalı bırakmaya, farzı yapmayan günahkar olur. Günahkar olan kafir olmaz inkar etmedikçe. Ne olur? Fasık olur. Bu da diyor ki sevâün kâne zâlike l-imâm salihan ev fâciran. İster haram işlemiyor, çok sünnetlere riayet ediyor, güzel salih bir imam olsun, ister de işte böyle sakalsız imamlar gibi şey olsun veya mesela dedikodu yapmayan hoca bulabilir misiniz? İnsan bulabilir misiniz? Dedikodu çift günahtır. Bir, Allah dedikodu yapmayın diyor ayetiyle. Allah'ın hakkını tecavüz ediyorsunuz dedikodu yaparsanız. Bir de falan adamın hakkında paçasına sılıyorsunuz. Şahsi haklarına tecavüz ediyorsunuz. Kul hakkıdır. Dedikodu iki günahtır. Şimdi dedikodu yapıyor. Bu adam dedikodu yaptı diye arkasında namaz kılmamak etmeyin. Facirdir bu. Günahkardır. Dini bilgiler, dini vecibeleri yerine getiren, namazın kabul olması şartlarını yerine getiren her imamın arkasında namaz kılın. Camiyi terk etmeyin. Vebal onun. Ona soracak Allah. Tabii gelecek de imam kıldırdığı cemaatin kefilidir. El imamü damin diyor Peygamberimiz. Şimdi kaç kişiye namaz kıldırırsa bu hoca efendi, sizin namazlarınız garanti belgesiyle kabul. Dinen böyle. İmama uyarsanız, camide imamla namaz kılarsanız, sizin imamla, cemaatle, camide kıldığınız namaz garanti geçerli. Yanlış yaptıysa, bütün 500 kişiye namaz kıldırdıysa kefil odur. Allah ona soracak. Yanlış, 500 kişinin yanlışını. Ama güzel kıldığı zaman da sen bir alacaksın, o 500 alacak. Böyle bir şeydir imamlık. Böyle sorumluluk makamıdır. Onun için dini gerekleri tam riayet etmesi lazım. Paçayı kurtarabilmesi için. Hani baktın adam bazı şeyleri yerine getirmiyor. Ama namazın geçerlilik şartlarını haiz yaptığı şey. Sakın diyor terk etme camiyi. Namaz kılmamak yapma diyor. Her imamın arkasında namaz kıl. Halfe külli imam. Evet. Salih olsun, facir olsun. Evet, bu işte namazın 12 farzı var. Bu farzları yerine getirdiğimi namaz geçerli. Bunları yapıyor, eksiği yok. Ama şurası şöyle deyip de bırakma cemaati. Kıl diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamberin sünnetidir. Fasık olsun, namazı bozucu halde olmadıkça. Evet, ama okumuş, Kur'an okumasını bilen bir kimse, hiç Kur'an okumayı bilmeyen, buna ümmi denir, ona uyamaz. Ümmi Kur'an okumasını bilene imam olamaz. Kur'an okuyan imam olacak, ümmi onun klası geçecek. İkisi de, üçü de, dördü de mesela 5-6 arkadaş var, Kur'an okumayı bilmiyorlar. Ha, bunlardan yaşlı olan birisi imam olabilir. Ümmi ümmiye imam olabilir, cemaat olabilir ama okumuş, Kur'an okumasını bilen bir adam ümmiye, cahil olan adama cemaat olamaz, o imam olamaz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Namazı geçersiz olur yani. Siz sağlamsınız, özürlüğünüz yok. İmam özürlü. Bu da imam olamaz. Sağlıklı olan imam olacak. Özürlü ona uyabilir. Hani devamlı yelliyor, devamlı kanaması var değil mi? Hemoroidi var.
geçmediği için o ölde abdest alıp namaz kılacak. O imam olamaz sağlıklı kimselere. Bunlara dikkat edilecek. Evet, ama ayrı ayrı namaz kılınmayacak. İki kişi bir aradayken cemaat olmamak sünnete aykırıdır. Ben geliyorum, herkes kendi namaz kılıyor. Bilmiyor. Bir imam olacak, diğerler cemaat olacak. Camide kılarsa 27 kat sevap alacak. Evde kılarsa da bu 25 kat sevap alacak. Kırda bayırda olursa da iki kişi, bunun birisi cemaat, kadın olabilir. Kadın imam olmayacak, erkek imam olacak. Evde de bunu yapabilirsiniz. Tabii en güzeli camiye gelmek. Ama işiniz dolayısıyla yetişemediniz, evde de cemaat olacaksınız. Hanım ayrı, siz ayrı değil. Erkeğiniz, kocanız imam olacak veya yetişkin oğlunuz imam olacak. Annesi, kız kardeşi ona cemaat olacak. Mümeyyiz, yaptığı hareketin sonucunu ayırt edebilen 7 yaşından büyük kimseler cemaat olabilir. Cemaat olabilir. Kadınsa erkekle imam arasında bir sütre konabilir veya bir saf açıklık bırakılır. Böyle imama uyulabilir. Mutlaka imam cemaat halinde namaz kılmak lazım. Efendim, bu imamın şu eksiği var, bu eksiği var diye cemaati terk etmemek lazım. Her kişinin arkasında namazın geçerlilik şartı 12 farzı varsa, namaz fasit değilse, namaz kılmak peygamberin sünnetidir. Evet. Bak ne diyor peygamber? Leke salatuke. Sen 25-20 camide 27 kat sevabı senin. Evet. Ve aleyhi ismihu. Yanlış yaptıysa imamın, vebal imamın diyor. Onun hesabını imama soracaklar. Onun için akıllı adam cemaat olur. İmama uydunuz mu? Hesabını imam veriyor. Sizin namazınız garantili, geçerli. Günahı vebali imamın. Onun için hiç yalnız namaz kılmayın. Koşun camiye, garanti belgesi alın namazlarınız hakkında. Efendimiz öyle söylüyor. Vel cihadu ma kulli emir. Bu birincisi. Yani peygamberin sünneti. Her imamın arkasında namaz kılın. Camiyi terk etmeyin. İki, her devlet yöneticisinin arkasında cihat yapın. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi adam nerede bulacağız? Değil mi? Onlar bambaşka bir insanlardı. Bu bizim devlet başkanının veya başbakanın veya ne bileyim şunun şerisi böylesi. Mümin mi bu adam? Ha, aksak eksikleri var filan diye askere hadi diyor, kaçma askerlikten. Böyle her devlet reisinin arkasında da ister berran salih adam olsun, ister faciran günahkar olsun, mümin olmak kaydıyla, kafirlerin peşinden gidilmez, mümin olmak kaydıyla facir olsa da, salih kimse de, iyi kimse olsa da veya adil olsa da, zalim olsa da, mümin olmak kaydıyla devlet reisi askere çağırdı mı, tabii şimdi kanunlar var, onun uygulayıcı görevliler. Cihattan kaçma diyor. Cihattan kaçmamak peygamberin sünnetidir. Peygamberin sünnetidir. Leke cihaduke ve aleyhi şerruhu. Sen bu şekilde olan kimsenin, facir, günahkar, mümin, onun emriyle cihada katıldın. Sen cihat sevabını aldın. Allah yolunda cihat edenler en büyük rütbeyi alır. O müjdeyi aldın. Ve aleyhi şerruhu. Onun bütün vebali diyor, o başındaki idarecininler. Ha, bundan kaçma. Evet. Bundan kaçma. Ya işte şöyleydi, böyleydi deme. Evet, şimdi tabii bunları bilen İslam tarihine bakıyoruz. Mesela Emeviler döneminde 4 halifeden sonra, devrinden sonra Hasan Hüseyin Efendi'nin karışık Emeviler var. Emeviler için çok güzel insanlar var. Mesela Ömer İbn Abdülaziz Suriye ile Türkiye arasında sınırda Hazreti Ömer'in
soyundan geliyor oğlan itibariyle, baba itibariyle. Böyle güzel bir insan Ömer İbn Adis. Ama içlerinde bakıyoruz biz, camide devlet reisleri hutbe okur aslında. O zaman öyle. Devlet reisleri hutbe okumak aslında uymuşlar. Hutbe okuyorlar. İşte bu imam, burada görevliler devlet reisi adına, Müslümanların devlet reisi adına o şeyi yetki verdiği için hutbe okurlar. Cuma namazı kıldırırlar. Esas hak onundur. Hatta cenaze namazında da esas imam olmak devlet reisinindir. Şeriata, dinimize göre. O yetki veriyor. İşte kanunla veriliyor bu yetki ve sözle veriliyor. Hutbe okunuyor filan. Evet. Şimdi bakıyoruz. Çok kötü adamlar var. Kafir değil. Değil ama içkici, şarapçı. Evet. Zinancı mesela, böyle Emevi halifelerinden devletin başında kafir değil. Ama böyle ayyaş geliyormuş, böyle içki sofrasından, zina meclisinden geliyormuş, hutbe okuyormuş. Hutbe okumak halifenin görevi. O zaman öyle yetkililer verilmiyor. Bunu bilen İslam alimleri var. Çok değerli alimler var. Onlar tabiun deniyor. Sahabilerden sonra gelen iyi insanlar. Böyle alimler var. Bildikleri halde cuma kılıyorlar arkasında. Müslümanlar dağılmasın, birlik bozulmasın. Ne diyor bak? Fasık olsun, salih olsun, zalim olsun, arkasında namaz kılın diyor. Buna uyaraktan geliyorlar. Birlik, çünkü hoca gelmedi mi? Niye gelmedi? Öğrenecekler. Başlayacak kavga, başlayacak şey, ikilik çıkacak, Müslümanlığın birliği bozulacak. Onun için böyle adamların arkasında bile abdestsiz geliyor ya adam. Namaz kılıyorlar, kimseye söylemiyorlar. Cemaatin namazı geçerli, bilmiyorlar çünkü onun abdestsiz olduğunu. Hocanı yeniliyor abdestini. Kimseye söylemiyor, neden? Fitne çıkar, anarşi çıkar diye. Fitne anarşi çıkınca şimdi Suriye'de ız namus kaldı mı? Birbirlerinin her şeysini yok ediyorlar. Yani yaşın yanında, kurunun yanında yaşlı yerini diyorsunuz ya. Fitne, anarşi demek, terör demek. Öyle olmasın diye söylemiyorlar bu halife sarhoş, gusülsüz, cünüp falan demiyorlar. Cuma'ya gidiyorlar, namaz kılıyorlar, kimseye söylemiyorlar. Birlik bozulmasın diye. Neden? Peygamber öyle söylüyor bak. Zalim, fasık olsa dahi böyle imamların arkasında namaz kılın, böyle devlet reisi, emir o demek, idarecilerin arkasında cihat edin, cihat edin. Siz sevabınızı alırsınız, o da vebalini yüklenir, şerrini yüklenir gider diyor güzel peygamberimiz. Daha bir daha var. Vessalatu ala kulli meyyitin min ehli tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerden her cenazenin namazı kılınır. Evet. Şimdi bu da çok önemli. Efendim kendinden bahsetmek iyi değil ama uygulama, böyle biz anlatmak için arz ediyorum. Edirne'de, üniversitede adam, biz hoca olduğumuz için adam tam ters kafada bir profesör. Bizimle dalga geçmeye çalışıyor filan. Biz fırsat vermiyoruz da ben de Selimiye'de müftü rica etti, konuşuyorum. Bu konuşmamı hazmedemiyor. Bana çatmak istiyor, ben atlatıyorum. Demiş ya bir de ben gideyim şu konuşmaya. Evet. Peygamberin sünnetine uymak neler getiriyor bakın. Peygamberin sözüne uymak neler getiriyor. Onu anlatmak istiyorum. Gelmiş o günde ben bu hadis okumuşum orada. Camiye gelen cenazenin namazını kılın. Hani bazıları çelenk getiriyor. Akrabalar kenarda kazık gibi duruyor. Namaz kılmıyorlar. Cemaatte kızıyor ona, kılmadan gidiyorlar ya. Böyle yapmayın dedim ben. Böyle yapmayın. Bu adam çelenk getirdiği için, kendileri akrabası namaz kılmadığı için ne biçim adam, kaçıyor gidiyor.
Böyle yapmayın. Namazını kılın. Çünkü bu adam Yahudi olsa havraya götürürler. Öyle değil mi? Hiç Yahudi gördünüz mü camide cenaze kılınan? Yahudi olsa havraya götürürler. Hristiyan olsa kiliseye götürürler. Hiçbir Hristiyan'ın camide cenaze kılınanını gördünüz mü? Kiliseye götürürler. Bu adam camiye getirildiğine göre Müslümandır, mümindir. Sizin elinizde bir senet var. Hak eden kafir olabilir. Ama bilmiyorsunuz adamın ağzından gavurluk duymamışsınız. Öyle bir şeyini bilmiyorsunuz. Ama camiye getirmişler. Çelenkler dolu, akrabası da kazık gibi orada duruyor. Camiye getirmeleri onun mümin olduğuna sizin delilinizdir. Bu da ne diyor bak? Ehli tevhid. Camiye gelen adam la ilahe illallah Muhammed diyenlerden Hristiyan değil, Yahudi değil. Namazınızı kılın diyor peygamber. Bunun namazını kılın. Müminin namazını, cenazesini kılan Uhud dağı kadar sevap alır. Defnine katılan iki Uhud dağı kadar sevap alır. Deyince bunu da oradaymış, duymuş bunu. Halbuki başka hocalar bunlar kafirdir, cehennem kütüğüdür, camiye bile gelmesinler falan de bunlara saldırıyormuş. Onun için hocalara kızıyormuş o profesör. Ertesi özür dilerim dedi. Sen bizi kapaçtın ya dedi. Hayrola dedim. Dedi camiye gelen namazını kıldırdın dedi. Bizim namazımızı kılmıyorlardı bunlar dedi. Ya bu din ne böyle bak. Ehli tevhidin ya bu adam birisi çelenk gelmiş bilmem akraba sana ne ya camiye gelmiş mümin olduğunun delili. Kıl namazını diyor bak peygamber. Ehli tevhiddir namazını kıl. Sevabını al geç. Sevabını al geç. Adam mesela üçkağıtçı geliyor. Gavur değil. Ama üçkağıtçı. Gül ehli tevhid değil mi bu? La ilahe illallah diyenlerden değil mi bu adam? Evet. Günahkar. Tamam kıl diyor bak. İman kelimesini söylediği için kıl namazını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu benim sünnetimdir. Neden kazan ya? Uhud dağı da sevap. Şimdi soruyor hoca. Nasıl bilirsiniz? Adam biliyorsun üçkağıtçı. Susarsın, söylemezsin, yalan demezsin. Değil mi? Bilmiyorsun, Allah taksiratını affetsin. Öyle değil mi hocam? Mümin olduğuna göre Allah taksiratını affetsin ya. Mümin olduğuna göre öyle dersiniz. Ama kötülüğünü gördünüz, ey biliriz, yok ya hatır için ey biliriz denmez lan. Yani, ulan sus diyor peygamber. Üskürü mevtâküm bil hayır. Önlerinizi hayırlı anınız. Kötülüklerini söylemeyin. Hem cenazede de hem de başka yerlerde de. O ne şeydir o? Onu deme deme. Yarın sen de öleceksin. Senin yürümüş arınmışız. Hep, hiç öyle yürümüş arınmış var mı? Hepimizin bir kusuru var. Aleyhine ölülerin aleyhinde olan şeyleri, günahlarını söylemeyin. Hayırlı şeylerini biliyorsan onu söyleyin diyor Peygamberimiz. Güzel bir toplumda kaynaşma sebebi. Böyle cenaze de böyle bak. Adam ehli tevhidse, gırtlağına kadar günahkar olsa bile inkarcı değilse namazını kılın diyor peygamber. Emri bu. Kızıp da gitmeyin. Kaybedersiniz ya. Uhud dalgada sevap alacaksınız ya. Neye bırakıyorsunuz? Müminin mümine görevlerinden birisi cenazesine katılmaktır. Hasta olduğu zaman ziyaret etmektir. Sana bir iş danıştığı zaman bildiğin kadarıyla yol göstermektir. Bu görevimiz Müslümanlık, müminlik görevimiz bizim bu. Senden namaza gitmek müminlik görevimiz Efendimiz'e diyor. Şey de olsa kılın ehli tevhidse evet her cenaze namazını kılarsınız ehli tevhidin olmak kaydıyla. Ne diyor bak? Ve in kâne katilu nefsihi. İntihar etmiş adam. İntihar etmek. Allah'ın verdiği canı Allah alır değil mi? Canımızı Allah veriyor. O alma hakkını. Onun için intihar edenlerin İmam-ı Azam Hazretleri cenazesi kılınmaz diyor. Çünkü Allah yerini geçmiş kendi canını almış ya kafir olmuştur diyor. Talebeler diyorlar ki Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimahumullah hocam sen dedin ki delinin cenaze namazı kılınır. Deli. Bunun cenazesi kılınır. Evet dedim. İntihar eden adam delirmeden intihar etmez.
Çünkü insanın en kıymetli şeyi canı, değil mi? Canını yok ettiğine göre keçileri kaçırmıştır bu. Hocam bu intihar edenleri deli sınıfına sokalım, namazını kılalım diyelim, ses çıkarmamış. İmameyn'in kavline göre intihar eden namazını kılıyoruz şimdi. İmam azam ama kılmaz demiş. Ve sonra sesini çıkarmamış. Talebeler böyle deli sınıfına sokarak kılalım demişler. Burada da diyor ki Efendimiz tabi kendini öldürmüş olsa bile diyor cenaze namazını kılın diyor. Camiye getirmişler. Hristiyan değil, Yahudi değil, belli işte. Sen sevabını al işine. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet. Büyük günah işlese bile, büyük günah. İnsan kendi. Evet. Darekutni, Deylemi, Abdullah Mesud. Bu Abdullah Mesud kısa boylu, zayıf naif bir adammış. Müslüman olmuş. Ebu Cehil de 190 santim ve 100 kilo. Kanlı canlı, tam cehennem kütüğü bir adam. O Müslüman olunca çok kızıyor Müslümanlara. Müslüman ilk günlerinde inen ayetleri Kabe'nin etrafına dayanmış okuyor. Abdullah Mesud, o cılız adam. Gelmiş ve Kur'an-ı Kerim çok güzel. Arapçası çok güzel. Sırf tabii Allah'ın kelamı güzel olmaz mı? Arapçayı çok iyi biliyorlar Mekkeliler, müşrikler. Kur'an'ın Arapçasına hayranlıklarından Müslüman olan var. Müslüman olmasa bile sözün güzelliğinden dolayı başına toplanmışlar, dinliyorlar onu. O da ufacık bir adam, sırtını Kabe'ye dayamış duvarına, ayetler okuyor. Bir bakmış etrafına, işte Mekkeliler toplanmış. Bu ne demiş? Demişler böyle Abdullah Mesud işte Kur'an okuyor. Çıldırmış, varmış ona, "Van" demiş, "karga, karga kuru bir adam, karga" demiş, "milleti şey diyorsun, saptırıyorsun." Hiç telaşlanmamış, sırtını Kabe duvarına iyice dayamış, dizlerini çekmiş, yay gibi bir tekme vurmuş kasığına. Anam derken kaçmış tabii. Kaçmış, evet, kaçmış. Sonra tabii başka zaman yakalamış, iyi dövmüş onu. İyi dövmüş ama Bedir Harbi'nde Ebu Cehil ölmüş, yaralı. Peygamberimiz şimdi ne güzel bak. "Bu Ebu Cehil'den bana haber getiren yok mu?" demiş. "Ben getireceğim ya Resulullah" demiş. Küçücük bir adam, o da 190, 100 kilo. Hırlayıp durur. Ayağının kafasına dayamış. "Koca kafir" demiş, "ne haber?" "O ayağını" demiş, "çok yüksek dağa dayamışsın" demiş. "Düşersen parçan kalmaz." Kendini hala öyle kibirli gururlu görüyor. "İndir o ayağını" demiş. "Efendine" demiş, "eskiden bir düşmandım, şimdi bin düşmanım" deyince çekmiş kılıcı, kafasını uçurmuş. Kocaman kafalı bir herif Ebu Cehil. O da küçücük adam, taşıyamamış. Sakalından sürüye 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 peygamber huzuruna getirmiş. Peygamberimiz çok hiç kahkahayla gülmez. Kahkahayla gülmek iyi değil. Tebessümmiş. Hani evvelce dövdü ya. Kulaklarına kadar böyle ağzı açılmış, tebessüm etmiş. "Onun yerine bu" demiş. O şeyini aldı, yüzünü aldı. Evet. Abdullah Mesud sahabenin en zeki adamlarından. Şimdi siz de şaka ediyorsunuz birbirinize. Onur kırmayan, kötülemeyen şakalar iyi, caiz. Ama böyle küçük küçük düşürücü şakalara yer yok. Bu otururken hurma ağacı dalsız. Dalsız bir ağaç. Yukarı kadar dalı yoktu. Yukarıda yaprakları var. Bu hafif olduğu için yeğeni tırmanmış ağaca çıkmış. Bu şeyin içinde. Herkes "oho" demişler ya. "Şuna bak be, çocuk gibi bacakları guru guru, ufacık, incecik bacakları var." Çıkarken bacaklarını görmüş herkes.
bu da erkek mi lan demişler. Böyle erkek mi olur? Erkek dedim kanlı canlı olur. Efendimiz buyurmuş ki o guru bacakların üstünde öyle bir kafa var ki demiş hepinizden kıymetli. Çok alim adammış. Çok fakihmiş. Zekiymiş. İmam-ı Azam'ın da dayandığı sahabidir. Fetvalarını hep ona dayandırır İmam-ı Azam. Bu hadisi de o Abdullah Mesud radıyallahu anh nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Evet. Bir daha camide çelenk geldi. Adam akrabalar namaz kılmadı diye cenaze kılmamazlık etmeyin. Ehli tevhidin arkasında cenaze namazı kılınır. Efendim bu imanın şunu var bunu var diye camiyi terk etmeyin. İmamların arkasında namaz kılınır. Bu hadisleri size aktardık. Böyle yapanlar var. Yanlış yapıyorlar. Onu söylemek istedik. Evet. Selasun ehafuhunne ala ümmeti. Üç şey konusunda ümmetimden çok korkuyorum. Üç şey. Min ba'di. Evet. Benden sonra ümmetim bu korktuğum üç şeyi yapacaklar. Çok korkuyorum. Evet. Et-talâletu. Dalalet ba'del marife. Biliyor. Adam Müslüman öğrenmiş. Ama hiç Müslümanlık ilgili şey yapmıyor. Kadınlara bakalım şimdi. Biz öğreticiyiz. Elçiye zeval yok. Kabul edersiniz etmez size ait. Evet. Şimdi hep anlatırım ben. Yakın. Çok ya. Eve gittim. Gelmiş bir kadın. Her şey meydanda. Çırılçıplak kadın. Ama evde Fatih okuyor. Bu kadın Müslüman olmasa gelmez buraya. Fatih okumaz. Ama kılığı da hiç Müslümana benzemiyor. Bu biliyor Müslüman olmuş. Bak Müslümanı kabul etmiş biliyor. Ama Müslümanın emirlerini yapmıyor. Yani dalalette. Ümmetim konusunda bundan korkuyorum. Adam tüccar. Ahallallahu l-bey'e ve harramer riba. Ben diyor Allah ticareti helal kıldım. Faizi haram kıldım. Bunun sağa sola çekilecek tarafı yok. Faiz haram diyor. Allah söylüyor. Kitabımız buna inanıyoruz. Hocam yahu diyor. Faizli ticaret var mı şimdi diyor. Olur mu mümkün mü? Bildiği halde gereğini yapmıyor. İnkar etmiyor. Ama sapıtıyor. Dalalette. Dalalette. Evet bunlardan çok korkuyorum diyor. Benden sonra ümmetim böyle bilecek, yapmayacak. Dalalete, sapıklığa düşecek. Evet, bundan çok korkuyorum diyor. Bilgisizlikten, bazen bilmeden yapıyor, bazen bildiği halde yapmıyor. Zor geliyor. Bundan korkuyorum bir. Ve mudallat, mudullat, fiten. Evet. Ve benden sonra dalalete düşürücü fitneler olacak. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir'i halife ettiler. Seçimle. Tabii şimdi sen sandığa gidip seçim atıyorsun. Öyle değil. Herkes toplanmış. Medinelilere ensar deniyor. Mekkelilere muhacirler deniyor. Adları öyle. Medineliler diyor ki bizden olsun halife. Peygamberin yerine. Bizden olsun. Çünkü Mekkeliler sonradan Müslüman oldu. Medineliler Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde Mekkelileri çok adam kestiler, savaştılar, çok adam. Şimdi bunlardan halife olursa adam dedesi öldü, büyük atası öldü, öldürdü Medineliler. İntikam alır korkusuyla halife bizden olsun. Bazen eski şey damarı tutuyor insanların ya. Bizden olsun. Muhacire diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah muhacirleri önce andı adını, ensarı sonra andı. Yani biz bir numarayız. Neden? Baş muhacir Muhammed Mustafa. Tabii bir numara olacak. Kur'an'da Allah biz sizden önce adımızı andı. Biz sizden önde geliriz. Bizden olacak halife. Bayağı
bir grup onlar, bir gruba bayağı konuşmalar. Hazreti Peygamber'in cenazesi de ortada. Yani devlet başkanı olma sevdasından değil bu. Müslümanlar başsız olmaz. Müslümanların baş seçmesi teröre, kardeşliğe düşmemek için otoritesi olması cenaze namazından önce gelen bir büyük bir görev. Onun için hiçbir sahabeyi biz sandalye sevdasından böyle yaptılar diyemeyiz. Efendimizin cenazesi evinde yerinde. Hazreti Ömer de dışarıdaymış, gelmiş bakmış. Peygamber öldü deyince bakmış peygamberin şeysi, ölüsü hiç ölüye benzemiyor. Kim demiş öldü diye gülüp durur mübarek canlı güzel olunca. Gitmiş kim demiş peygamber öldü deyse kafasını uçururum demiş. Ölmedi o, ölmez. Ömer de çok dehşetli bir adam. Şeytan bile korkup kaçtığı adam. Gürlemiş böyle. Onlar böyle mücadelesi yaparken Ebu Bekir gelmiş eteğini, Ömer demiş. İnneke meyyitün fe innehum meyyitün. Ayet. Habibim sen de öleceksin. Senin etrafındakiler de ölecek demedi mi? Dedi. Ömer, Resulullah vefat etti demiş. Aklı başına gelmiş. Evet, ondan sonra da herkes şey konuşması yapıyor. İktidar mücadelesi. Hem de camide. Hemen tutmuş Ebu Bekir'in elini. Peygamber sağken hastalandı, seni imam yaptı yerine. İmam toplumun en iyisi olur. Dinde böyledir. En iyisi imam olur. Seçilecek. En iyisi sen olmasan bu milletin imam yapmazdı senin yerine. Onun için ben sana biat ettim, seni seçtim deyince herkes demiş. Ömer gibi adam Ebu Bekir'e seçince kavgayı bırakmışlar, buyruğa girmişler, elini sıkmışlar. Bu senin sandıveri yapman işte. Elini tutmak, biat diyorlar buna. Ebu Bekir böyle şey olmuş, halife. Ondan sonra Ömer'i aynı böyle seçmişler. Ondan sonra Osman, Hazreti Osman'ı böyle. Ama tabii Yahudiler boş durmuyor, İslam düşmanları. Abdullah ibn Sebe adında çok akıllı, deha sahibi ama İslam düşmanı. Sakal koymuş, sarık giymiş, cübbe giymiş, İslam ilimlerini öğrenmiş, çıkmış orta yere. Hazreti Ali peygamberin damadı demiş, kızının kocası, peygamberin nesli ondan geliyor. Halifelik makamı onun, ona layıktı. Hak onundu. Ebu Bekir zulmetti, onun hakkını yedi. Ömer zulmetti, onun hakkını yedi. Osman onun hakkını yedi filan. Medine'ye gelmiş, kimse yedilen demişler. Mekke'ye gitmiş, onlar da gittiler demişler. Fakat eskiden beri Mısır, hala da öyle ya, asırları çünkü Firavun'a dayanıyor. Tabii Müslüman olmuşlar bir şey demeyiz de asırları oradan öyle. Orada dikiş tutturmuş. Orada Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed de orada. Hak Ali'ninken akrabalarını zaten memur tayin ediyor, vali tayin ediyor. Adam kayırıyor Osman. İslam devleti genişlemiş. O zaman telefon yok, irtibat yok. Sen ne yaparsın? En güvendiğin adamı gönderirsin. O da ehil, akrabasını gönderiyor. Bunda bir yanlışlık yok. Ama istismar ediyor böyle onu. Ve gelmiş İmam Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Medine'ye. Hazreti Osman'a, Osman demiş, sen hak yiyorsun, böyle böyle desin. Tamam gel demiş. Kağıt çıkarmış. Ey Kahireliler, Mısırlılar. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i size vali tayin ettim. Şimdiki valimi azlettim. Kabul edin. Fakbelu. O zaman Arapçada hareke yok. Noktalama da yok. Mektubu almış İmam Ebu Bekir'in oğlu Muhammed memnun, hali oldu. Gelmiş Kahire'ye, millet toplamış. Demiş böyle işte kağıt. O hain Yahudi yanında.
Oğlum demiş, çok safsın sen. Ufak Balu'yu şeytanlığından faktörlüğü okumuş. Ufak Balu kabul edin ama hain fitneyi ateşlemek için faktörlüğü öldürün. Bak demiş, sen faktörlüğüyle Ufak Balu aynı yazılıyor. Hareket koymazsanız nokta aynı kelime. Öyle deyince hıh demiş falan, daha da sinirlenmişler. Gelmiş ordu, Hazreti Osman şehit etmişler. Efendim bunu söylüyor peygamber. Benden sonra fitneler olacak diyor. Çok korkuyorum. Onu arz ediyorum. Hadis öyle de. Şimdi gelmişler ordu. Hazreti Osman tedbir almaya başlamış. Resul-i Ekrem gelmiş, demiş ki Osman, benim yanıma gelmekten mi kaçıyorsun? Bütün tedbirleri iptal etmiş. Kendini hiç korumamış. Hazreti Ali de biliyor tabii. Hasan ve Hüseyin efendilerini göndermiş. Gidin Osman amcanızı koruyun demiş. İkisi de pehlivan yapılı. Kapıda durmuşlar. Evet. Kur'an okuyormuş Hazreti Osman. O Kur'an burada var. Topkapı Müzesi'nde var. Fese yekfikehumullah. Allah sana kafidir. Evet, o ayette kanı oraya düşmüş. O mücadele etmiş Hasan Hüseyin efendiler ama iki kişiyi koca orduya ne yapabilecek? Şehit etmişler. Şimdi Hazreti Ali'yi ihtilalciler getirmişler, gel sen demişler, halifesin. İhtilafları çıkacak, onları anlatmaya çalışıyorum özet olarak. Çünkü ihtilalciler hep böyledir. Sandalye hırsının vardır. Birbirimizi yemeyelim demişler. Ali'yi seçelim, hepimiz onun etrafına toplanalım. Sonra kozumuzu paylaşırız. Hazreti Ali zorla getirmişler, halife oturmuşlar. Ayşe anamız son derece bilgin bir anamız. Peygamberimiz onu küçücükten okutmuş, birebir okutmuş. Süper, zeki, daha sahibi anamız. Allah şefaatini nail eylesin. Bu kargaşalık bittikten sonra Ali demiş, gel buyur anacığım demiş. Çünkü peygamberin hanımları müminlerin anasıdır. Kur'an'da böyle. Hepimizin anasıdır. Evlenemeyiz. Nikah düşmez. Buyur anacığım demiş. Zaten kayınvalidesi. Buyur anacığım demiş. Osman demiş günahsız öldürüldü. Katillerini yakala, kısas yap demiş. %100 doğru söylüyorsun anacığım demiş. Osman günahsızdır, suçsuzdur. Haksız yere zulmen öldürülmüştür. Tamam. Ama demiş senin öldür yakala dediğin adamlar bu ordu işte. Benim demiş henüz daha dün geldim makama oturdum. Şeyim yok, ordum yok, polis teşkilatım yok. Bana demiş biraz müsaade et. Ordumu kuracağım, hepsinin hakkından geleceğim. Osman temiz, hiç günahı yok. Demiş güzel, bu da güzel. Hazreti Ayşe anamızın da demesi güzel. Hepsi de uygun dinimize. Anamız demiş ki Ali sen halifeysen halifenin birinci görevi adaleti geciktirmeden uygulamaktır. Adaletin gecikmesi de zulümdür. Değil mi Ali demiş. Doğru söylüyorsun anacığım ama askerim yok. Polis teşkilatı bana biraz müsaade et. Yani Ayşe anamız da doğru söylüyor. Hazreti Ali de haklı. İşte öyle deyince bir kısım sahabi Hazreti Ayşe'nin arkasında toplanmış. Osman'ın katillerini kısas edeceğiz diye ordu toplanmış. Halife olarak Hazreti Ali'nin peşinde olan ötekilerde çarpışmalar olmuş. Fitne çıktı. Ondan sonra bu fitne bu Hazreti Muaviye zamanında çıktı. Şimdi Efendimiz diyor ki fitneden korkuyorum. Evet, ben İran'da Muharrem ayında İranlılar yas tutuyorlar. O şeylere girdim, katıldım. Yüz binler Hazreti Ebu Bekir'e halifeliği Ali'nin hakkını çaldı diye küfrediyorlar. Hazreti Ömer'e küfrediyorlar. Katıldım. Görebilirsiniz halen devam ediyor. Evet, Hazreti Osman'a küfrediyorlar. Lanet okuyorlar. Yüz binler meydanlarda.
işte filmle çıktı bakın. İşin başlangıcında böyle anda arz ettiğim gibi iki tarafta haklı. Ama işte sonunda bu din düşmanları bunları tahrik ederek şimdi ehli sünnet mezhebi var, Kur'an sünnet diyor, aşırılıklar yok. Sahabilerden kimseye küfredilmez, dil uzatılmaz. Çünkü Allah'a Allah'a ashabi, ashabım hakkından hakkında Allah'tan korkun. Hiçbirine, tabir böyle efendim, tabir benim değil peygamberin, hiçbirine dil uzatmayın. Sahabi olanın hiçbirine dil uzatmayın. Eğer benim sahabilen bir tanesine dil uzatırsanız bana dil uzatmış olursunuz. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur, Allah da kahreder diyor. Aynen böyle hadis. Ondan dolayı ehl-i sünnet biz bu konuları karışmayız. Hazreti Muaviye radıyallahu anh deniz sahabidir, vahiy kâdibidir. Ama İran'da ayı atın üstüne ayı koymuşlar. Ayı, o ayı bir insan kellesini alıyor, ısırıyor. İnsan kellesi Hazreti Hüseyin. Temsil ediyorlar yani. Tabii o kan boya mı koyu akıtıyorlar, kan akıtıyorlar. Nasıl küfürler, nasıl lanetler, yüz binler. Her sene bunu tekrar ediyorlar. Biz öyle aşırı şeylere karışmayız. Ehl-i sünnet inancındayız. Kur'an ne diyorsa, hadis ne diyorsa onlara bağırırız. Sahabenin hiçbirisine dil uzatmayız. Onların işini zaten mahkeme kübrada mutlak hakim Allah. Hepimizi hesaba çekecek. Onlar da çekecek. Biz buradan dil uzatmayız. Maalesef bunlar işte ehl-i sünnet mezhebi dediler. Şii dediler. Harici dediler. Sonra bunlar ideolojik fikirlerle beslendi. Karma karışık oldu. Efendimiz ona haber veriyor. Benden sonra ve bunlar birbirlerini savaştılar, öldürdüler. Benden sonra çıkacak fitnelerden korkuyorum. Önceden haber veriyor. Biz bu fitnelere karışmayız. Anarşi, terör asla İslam'da caiz değil. Kur'an'da adı fitne. El fitnetu eşeddu minel katil. Terör, anarşi adam öldürmekten de beterdir. Adam öldürmek haksız yere dünyayı ateşe vermekten daha kötüdür. Ama fitne, anarşi, terör adam öldürmekten de beterdir. Kur'an'ın şeysidir. Biz böyle aşırılıklara kapılmayız. Efendimiz bu olacak şeyleri haber veriyor işte. Bilir yapmaz. Şimdi yapıyor. Mümin Fatih okuyor çırılçıplak. Sapık. Biliyor faizden ayrılmıyor. Biliyor her akşam içiyor. Telefon ediyor bana. Hocam vallahi ben hiç namaz kılmam. Vallahi hocam ben hiç camiye gitmem. Hocam ben her akşam içerim ama seni çok seviyorum. Ben Müslümanım, müminim. Müslümansan ne içiyorsun lan? Niye namaz kılmıyorsun? Sapık. Bunlardan korkuyorum. Biliyor, yapmıyor. Biliyor, inkar etmiyor. Olacakları görmüş, bunlardan korkuyorum diyor. Ayrıca fitnelerden bir, iki, üç. Ve şehvetül batni vel ferç. Şimdi doktora gidiyorsunuz, az ye, karışık yeme demiyor mu? Birçok hastalıklar yememizden geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeye çok düşkünlükten korkuyorum diyor. Şimdi aman yarabbim. Gidiyorsunuz hacca, otelde açık büfe diyorsunuz ya. Bir bizim Türkiye'den değil, dünyanın yerde adamlar var. Dolduruyor şeysine. Bedava ya, açık büfe ya. Bazısında hiç almıyor. Bazısında bir tık alıyor, atıyor. Bunu çöpe atıyorlar otelciler. Çağırdım dedim ki günah değil mi yavrum, niye çöpe atıyorsunuz? Hacı dedi, bak dedi orada üç taneden var dedi. Onlar dedi benim şeyimi kontrol ediyorlar. Ben buna çöpe atmazsam 5 yıldız otel yıldızımız sökerler dedi. Kurallar var öyle dünya. Maalesef bu Türkiye'de de var. O kaplıcalarda, otellerde bedava, tamam yiyeceğin kadar al. Hiç dokunmadan çöpe. Büyük bir israftır. İsraf nimete hakarettir.
Nimete hakaret, çöpe gidiyor çünkü, lavaba gidiyor. Nimete hakaret ederseniz bereket kalmaz, elinizden alır Allah. Asgari ücret yetmiyor. Yo, asgari ücret yetmez mi? Yetmez. Çünkü çöplerde hep ekmek var, yemek artığı var. Büyük israftır, nimete hakarettir, bereket kalmaz. 10.000 asgari ücret verseniz bu israf devam ettiği sürece, ekmek artıkları, yemek artıkları çöpe gittiği sürece yetmez. Bereket bu. Bereketsizlik sebebidir. Çoluğunuza çocuğunuza dikkat edin. Söyleyin. Kesin talimat verin. Sakın ekmek, yemek artıklarını çöpe atmayın. Yemediniz. Tüketmek en güzeli. Çay getiriyorsunuz. Anadolu'da bu örf. Bir parmak kalıyor dibinde. Çay kalıyor, su kalıyor, yemeğin tabağın dibinde kalıyor. Onu yediniz mi görgüsüzlük addediliyor. Öyle örf. Ulan ne kadar açgözlüymüş ulan. Dinimizde öyle değil. Tabağı sıyıracaksınız. Hiç dibinde çay kalmayacak, su kalmayacak, yemek kalmayacak. Hocam patlayayım mı? Ha tamam. Öyleyse onu çöpe dökme. Kediye ver, köpeğe ver. Çöpe dökerseniz hakaret oluyor nimete, elinizden alır, evde huzur olmaz, maaşınız yetmez, oğlan kız size isyan eder. Nimete hakaret. Deyin şekertüm le eziden de Kur'an ayetidir. Nimete saygı duyarsanız daha çok veririm. İnkefertüm, eğer nankörlük ederseniz nimeti elinizden alırım, bela başınıza bela verir. Kur'an da ayettir. Buna çok dikkat edin, israf etmeyin, görgüsüzlük değil. Tabaklarınızı tüketin, suyunuzu tüketin, çayınızı tüketin. Ne demiyor abi, iki santim, bir santimlik bir şey kalmış demeyin. Bu şuur, bilinç önemli. Bilinç önemli. Sakın dibinde bırakmayın, nimete hakaret ol. İşte onu diyor, bilir ama diyor, bu şey sapıklıklara düşer, yapmaz. Bir de çok yer. Yer. Ondan sonra der ya. Bir elhamdülillah de lan. Nimeti veren Allah lan. Bir elhamdülillah demiyoruz. Öyle demiyor muyuz? Patlayacağım ya. Niye yedim bu kadar? Bunlar aramızda basit görünen şeyler ama bakın hadiste var. Şehvetül batın. Çok korkuyorum diye. Aç gözü gibi yiyor. Ondan sonra ölmeye yatıyor. Velferç. Evet, evli adam, evli kadın kocasının karısını aldatıyor. Şehvet, tahrik var çünkü, herkes birbirini tahrik ediyor. Evet, her yerde bu maalesef. Müslüman bunlar, inkar etmiyor. Ama şehvet pazarı, her taraf tahrik ediliyor, açıklık saçık. Dinin emirlerine aykırı sebepten dolayı bunlar olacak. Bunlardan korkuyorum, hep başımıza geldi. Hep başımıza, bunlardan korkuyorum diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakletmişler. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri israf etmeyeceğiz. Allah israf edenleri sevmez. İsraf haramdır. Bereketsizlik kıtlık sebebidir. Huzursuzluk sebebidir. Bu cimrilik değil. Bu cimrilik değil. Sakın ekmek kırıklarını çöpe attırmayın evinizde. Yemek artıklarını çöpe attırmayın. Hayvanlara verin. Ben bunu her lokantada gittiğimi söylüyorum. Çöpe atmayın. Atmayın kardeşim. Fakir fukara veremiyorsanız, almıyorlarsa hayvanlara verin. Kıra bayıra dökün. Karıncalar yesin. Hayvanlar yesin. Onlara verin. Çöpe atmayın. Hakaret olur. Size de söylüyorum. Efendimiz de bu hadisi bize böyle buyurmakla bunlara dikkatimizi çekiyor. Yani şimdi namaz kılıyoruz ama bunları yapıyorsak boşa kürek çekiyoruz. Bir taraftan kazanıyoruz, bir taraftan kaybediyoruz. Evet, aynen böyle. Boşa kürek çekiyoruz. Onu söyle güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Cenab-ı Hak bizleri güzel Peygamberimizin bu nurlu sözlerine inanan, uygulayan, başkasına da mümin kardeşlerine de bunları münasip bir şekilde
onur kırmayarak, fitne çıkarmayarak söyleyen, Efendimizin de benim hadisimi duyan, belleyen, uygulayan, sonra başkalarına öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın duasına mazhar olanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah rabbil âlemîn er rahmân er rahîm. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke, besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vudana anke ve zekillezi anladı da. Kırık ve inne ve almasu yusran ve almasu yusran. 11'er İhlas Suresi besmele ile beraber. Kulu vallahu lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallahu lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallahu lazım. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Allah'ım, Ya Rabbi. Üçer Salavat-ı Şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Amin. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili, ayat-ı Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları, bil cümle ahirete yitiren mümin müminat, bu vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkına giden, halen bu uğurda şehit olan, sıkıntıya katlanan şüheda ve guzatın ervahına bu hayır eserlerini dikerek, yaparak bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren hayırsever ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Aziz vatanımızı her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bizim kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'in hayrına dua eden, kalbi ümmeti Muhammed'in hayrı için çarpan, bütün müminleri seven, onlar hakkında hüsnü zan besleyen, güzel müminlerden olmayı bize nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in katı kalplerini yumuşat, birbirlerini sevmeyi nasip eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, satılmışların, Ümmet-i Muhammed'in arasına sokmak istedikleri nifaklara fırsat verme ya Rab. Hileleri kendine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle, merhamet eyle,
hastalarımıza şifa lütfeyle, darda kalanlarımıza imdad eyle, borçlarımıza edalar nasip eyle, akıbetimizi hayr eyle, İslam'ı ve ümmeti Muhammed'i aziz eyle ya Rab. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfirk ve netubu ileyk. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.